İsmail Kılıçarslan, peki Erbakan'ın suçu neydi? Haydi durmayın, Rıfat olduğuna CHP'de eleştirilecek bir şey varsa biz eleştiririz, size ne oluyor yazabilen berrak zihinlerinizle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz lafı için tevillerden tevil beğenin kendinize. O güzelim kelamı kibarı hatırlayalım, zırva tevil götürmez.'' Hay Allah. Şimdi siz kelam ne demek az çok çakıyorsunuzdur da terkipteki kibar lafının nezaket anlamına geldiğini falan sanıyorsunuzdur. Büyük söz, büyüklerin sözü demek o yahu. Kılıçdaroğlu bu tevil götürmeyecek cümlesi için epey düşünmüş olmalı. Hatta bu cümlesi için danışmanlarıyla filan toplantılar patlatmış da olabilir. Şöyle demiştir bir akla evvel. Efendim cümleyi böyle kurarsanız ardından aslında ben öyle demedim demeniz daha kolay olur. Malumunuz olduğu üzere aslında ben öyle demedim cümlesi sizin genel iletişim stratejinizin kalbinde durduğundan Haklı da olur adam. Çünkü bence de kağıthaneye kağıt tepe bir mahsuru yok. Kanlı bir çatışma süreci işaret etmenin de öyle. Mahzurlu olan şey şu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı iseniz ve kağıthaneye kağıt tepe diyorsanız fevkalade komik olursunuz. Halkın oy verdiği ve sistemin içinde bir siyasi partinin üstelik ana muhalefet partisinin başkanıyken kanlı bir süreci ihsas ettiğinizde ise nasıl desem aşırı tuhaf, pek oksimoron bir hale dönüşürsünüz. Meskur beyefendinin askerleri bizi sokak ortasında infaz etmez de yaşarsak göreceğiz. Başkanlık sistemi ya meclis iradesiyle ya da referandumla Türkiye'ye gelecek. Zira bu mesele artık Türkiye için bir mukadderat meselesi haline gelmiş görünüyor. Kan dökme ihsası da aslında ben öyle demedim yaveleri de işe yaramayacak üstelik yenilmeye doymayan üstelik her seferinde daha iyi bile yenilemeyen bu mezkur beyefendinin de herhangi bir ihrapta herhangi bir mahalli kalmayacak Rifat Hisarcıklıoğlu CHP'yi eleştiremez diyen beyefendiye özel not, bu irapta mahalle olmamak deyimini size izah etmenin kolay bir yolu yok ne yazık ki. Bu saatten sonra size Arapçanın gramer yapısını izah etmemiz zor zira. Üstelik Arapçayla ilgilenmeniz Allah muhafaza, layık kişiliğinizi zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla hükmen zaid olacak anlamına gelir diyeyim de derdim anlaşılsın. Şimdi gelelim meselenin birinci ek yerine. 2 Haziran'dır bu Haziran'da gezi benzeri büyük kalkışmalar olacak umuduyla yaşayan birilerine işaret fişeği olabilir mi mezkur beyefendinin sözleri? Eğer öyleyse bilinmelidir ki bu sözlerden sonra oluşabilecek en küçük kalkışmada asıl sorumlu, ana azmettirici olarak görüp göstereceğimiz isim zatı şahaneleridir. İhtimali var mı peki böyle bir kalkışmanın? Bence yok. Yok, zira terör bu kadar tırmanmışken atılacak bir şehire kalkışması adımının tarifi imkansız acılara neden olacağını kestirecek denli akıl sahibi insanlar var hala. En azından umudum bu yönde. Gelelim meselenin ikinci ek yerine, bu sistem değişmelidir, değişecektir. Ancak soru şudur, bu değişim kanlı mı olacak, kansız mı? Diyen rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın bu sözleri üzerine sırtlan kesilip çullananların o keskin dilleri çokoprens almaya mı gitti acaba? Hatırlayacaksınız, bu sözlerinin ardından Erbakan hocamıza hayatı zindan etmeye çalışmışlardı. Şimdi bu sorudan çok daha büyük bir yargı cümlesi var ortada. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz diyor adam. Hadi sen ise, çağdaş demokrasilerde bu sözler kabul edilemez, bu cümlelerin lanetlenmesi gerekmektedir desenize. Ne diyordu Hamsun? Hafızım, halk iradesinin karşısında kale gibi durup isminde halk geçen bir partiyi yönetmek de ironinin dibidir biliyorsun değil mi? İsmail Kılıçarslan, Yeni Şafak